Ablo, şunu şerde takar mısın? Takarız. Ne oluyor burada? İş dışında her şeyle ilgileniliyor ama. Yapmayın bunu. Git bakayım. Birileri de sanki patron. Daha ilk zamanlardan geç kalmalar falan. Yani patron olmasa da halkla ilişkiler sorumlusu bizim üstümüz sayılır. Yani istediği saatte gelebilir bence. Bir de Özgür Bey'in üstündeki etkisini düşünürsek. Allah Allah, nasıl bir etkiymiş o? Anlat da bilelim hadi. Yani bence Özgür Bey Ezgi'den hoşlanıyor. Alakası var canım. Bir kere tipi değil. Yani hem buradan ne kadar güzel kızlar geldi geçti. Hangi biri burada şimdi? Ama bu işler güzellikle olmuyor ki. Sonuçta bence Ezgi de çok güzel bir kız ve belli bir havası var. İşinde de başarılıysa Özgür Bey'i kolaylıkla etkileyecektir. Senin zevkini sevsinler. Hem bakalım etkileyecek kadar burada kalabilecek mi? Sen bir şey diyeyim mi? İçin böyle kalbin kurumuş, değişik bir kadın oluyorsun bazen. Yani gözlerinden yılanlar çıkıyor gibi oluyor, biliyor musun? Hmm. Dikkat et de o yılanlar sana tıslamasın. Aman tıslama falan. Saçma sapan. Günaydın. Ah, günaydın. Günaydın Özgür Bey, günaydın Ezgi'ciğim. Günaydın, günaydın. Nasıl gidiyor? Yani olsun işte, temizlik falan yaptık biraz. İşimizde gücümüzdeyiz. Ne haber Ozan? İyi abi. Bu haftaki workshop'la ilgili biraz çalışayım dedim. Ah, workshop mu zannediyorsun? Ha, workshop. Hı. Ozan ne üzerine? Ha, Latin yemekleri üzerine. Eğer ilgini çekerse sen de katıl bu hafta. Çok isterim. Abi sen bu workshop'un duyurusuyla ilgili bir ajansla konuşabildin mi? Bir şeyler hazırlayacaklardı. Evet, bugün birkaç çalışma atacaklar. Güzel. Ben organizasyon firmasında çalışırken Latin geceleri düzenliyordum. Yani tabii bilmiyorum burada o tarz şeyler yapıyor musunuz ama çok keyifli olabilir. Aa, yapmıyoruz. Ama bunu bir partiye çevirebiliriz. Yani Latin yemekleri, dansları, müzikleri, kokteylleri. Hmm. Bence güzel fikir. Yani bence de. Tamam, yapalım o zaman. Süper. Özgür Bey, Ezgi Hanım'ı neden bu işe uygun gördüğünüzü şimdi daha da iyi anlıyorum. Baksanıza ilk günden ne kadar yaratıcı fikirler. Yani etkilenmemek elde değil. Değil mi? Ben bayıldım fikre. Çok güzel Ezgi'ciğim. Tamam, çok güzel. Hemen başlarız o zaman. Mekanı ona göre dizayn ederiz öncelikle. Bizim kostümlerimiz de ona uygun olur. Dansçıları ayarlarız. Burada karnaval havası eser. Harika, harika. Çok güzel. Tamam. Ben daha önce yaptığım işlerden o zaman bir fikir olsun diye size gösteririm. O doğrultuda ilerleriz. Nefis. Ben de hazırlıklarıma başlayayım o zaman. Tamam, sen konsepte uygun bir şeyler hazırlarsın. Ben de ajansa bilgi geçerim. Bir an evvel çalışmaya başlayalım. Tanıtım ben de. Menü sende Ozan haliyle. İçecekler sende Pablo'cum. Organizasyonda sende Ezgi. Gizem sende. Yardımcı olursun. Tamam, hemen başlayalım o zaman. Evet. Bir buzlu su versene. Menüyle ilgili nasıl fikirlerim var? Gizem ne? Gizem nerede? Gizem ne? Ne var ne? Yani siz de boşlukta kalmayın diye öyle yalandan bir iş verdiler gibi oldu. Artık buradan siz mi onu yollayacaksınız yoksa o mu sizi yollayacak bilemiyorum. Yani heyecanla izleyip göreceğiz. Su. Keserim dilini. Ha. Ben de susadım. İç mi yanmış? İçeyim biraz. Hmm. Aktı gitti. Çok güzel. Hoş. Ben sana daha önce yaptığım organizasyonlardan birkaç fotoğraf göstereceğim. Sen fikrini söylersin, onun üzerine konuşuruz. Tabii tabii. Bak. Ay buna bayıldım. Ay rengarenk, cıvıl cıvıl be. Ben de bayılıyorum biliyor musun böyle şeylere. Yani o kadar iyi bir his veriyor ki. Hayal etsene, vinil plaklar, rengarenk bayraklar. Çiçek olarak da tropikal çiçekleri, ebe gümeci ya da palmiye yaprağı kullanırız. Hmm, zevkliyiz. Ayrıca DJ müziğinin yanında vurmalı gitar, perküsyon, kongo davulları. Bir de bekle, marakas. Marakas, kastanyetler falan coştururuz ortalığı. Ay çok iyi. Ben bayıldım. O zaman plandan Özgür Bey'e de bahsediyoruz. Okeylerse hemen hazırlıklara başlıyoruz. Tamam, ben hemen gidip söyleyeyim o zaman. Ay çok heyecanlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.